Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Tekli soru çözümlerine TYT'den kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yatay zemindeki K ve L boruların oluşmuş sistemin üstten görünümü şekilde gibidir. K borusuna debisi sabit olacak biçimde ok yönünde su akmaktadır. Buna göre 1-2-3 yargılarından hangileri doğrudur? Arkadaşlar, su akışı K borusunda ok yönüne doğru. Peki şu noktanın hızı ve şu noktanın hızı nasıl bulunur? Akışkanlar basıncı arkadaşlar Bernoulli denklemi diye de bilinir. Bernoulli denklemine göre hız değerini bulurken arkadaşlar şu noktanın hızına V1, şu noktanın hızına V2 desem akışkanlar da kesit alanı daraldıkça suyun akma hızı artıyor. Bernoulli denklemi şu S çarpı V onlar birbirine eşittir arkadaşlar. Kesit alanı daraldıkça suyun akma hız değeri artıyor. V2 V1'den büyüktür. Peki arkadaşlar akışkanlarla hızla basınç ters orantılıdır. Hızın arttığı yerde arkadaşlar basınç azalacak. Şuranın basıncı, buranın basıncı. Buranın basıncı hız daha büyük olduğu için basıncı daha az. Arkadaşlar buradaki hız daha küçük olduğu için şu noktanın basıncı daha çoktur. Akışkanlar her zaman basıncın büyük olduğu yerden basıncın küçük olduğu yere doğru hareket eder. Çok basınç, az basınç, çok basınçtan, yüksek basınçtan, alçak basınca doğru su akışı gerçekleşir. Peki buna göre hangileri doğrudur? 1. L borusunda su akışı bir yönüne doğrudur. L borusunda su akışı bir yönüne değil, iki yönüne doğrudur. Akışkan basıncın büyük olduğu yerden küçük olduğu yere doğru. Birincisi yanlış, ikincisi doğru olur. 3. K borusundaki suyun debisi değiştirilse L borusundaki suyun akış yönü değişir. Arkadaşlar akış yönü her zaman basıncın büyük olduğu yerden küçük olduğu yere doğru yani iki yönüne doğrudur. Üçüncü ifademiz yanlış. Cevap şıkkı yalnız 2 D olur.